Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz arkadaşlar. DGS ile ilgili kontenjanlar açıklandı. DGS başvuruları başladı. Bununla ilgili bir yayın yapacağım. Sizin kontenjanların azaltılması ve ÖBP'leri şişirilmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir arkadaşlar? Nasıl bir DGS hayal ediyorsunuz? ÖSYM'nin kontenjanları azaltması kararından memnun musunuz arkadaşlar? Sizin görüşlerinizi de almak istiyorum. Özellikle kontenjanların çok düşük olması, düşürülmüş olması. Örnek olarak DGS hukuk kontenjanları 720'den 500'e kadar düştü. Ve düşen kontenjanların çoğu devlet kontenjanları arkadaşlar. Özel kontenjanları da düşürmüşler. Ama devlet kontenjanları çok ciddi anlamda düşmüş. Diğer bölümlere baktığımızda her bölümde kontenjan değişikliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu anlamda DGS ile ilgili bir problem var. Benim anladığım kadarıyla DGS ile ilgili geçişleri artık çok istenmiyor. Dolayısıyla bu sene sınavın çok değişken olacağını söylüyoruz. Değişken olması sadece kontenjanla mı alakalı? Hayır tabii ki. Sınavın arkadaşlar sürprizlere açık olmasının nedenlerinde kontenjanlar değil arkadaşlar. Özellikle bu sene sınavın online olması, yani sınavların online olması özellikle ÖBP'leri çok şişirmiş durumda. İnsanlar önceki yıllarda 2,5'la, 2 ile 3 ile çok zor geçerken şu an ÖBP'ler 3,5-4 arasında gidip geliyor. Dolayısıyla bu ÖBP'lerin büyük yüksek olması, başarı puanlarının yüksek olması da DGS'de bir dezavantaj olacaktır. Önceki yıllarda mezun olan kişilerin arkadaşlar bu anlamda çok şanssız olduğunu size söyleyebilirim. Kontenjanların düşürülmesi ve ÖBP'lerin şişirilmesi arkadaşlar DGS'ciler için tam bir hayal kırıklığı. 2021 sürprizlere açık olunması gereken bir yıl. Bu sene büyük değişiklikler olabilir arkadaşlar. Özellikle DGS anlamında. Hiç beklemediğiniz puanlarla beklemediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Ya da beklediğiniz puanlarla hiçbir yere de gelemeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda önceki yıllardan çok farklı bir DGS bekliyoruz. Eğer sınavda üstüne kolay olursa arkadaşlar kontenjanlar azaldı, ÖBP'ler şişirildi ve üstüne de sınav kolay olursa bu çok kötü olacaktır. Dolayısıyla hukuk isteyen arkadaşlar için örnek veriyorum. 90 netle bir özel üniversiteye bile yerleşemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ya 90 netle özel bir üniversiteye yerleşilmeyebilir mi? Evet, yerleşilmeyebilir. Hukuk puanları bu sene sınav kolay olursa en az 15 puan artacaktır. 283 de alan bir özel üniversite bu sene 300 puanla bile alabilir. 300 puanla alan bir devlet üniversitesi bu sene 310-315 puanla alabilir arkadaşlar. Bu anlamda sınavın kolay olması da eğer sınav kolay olursa gerçekten çok kötü olacaktır. Sınavın zorluğu beklenebiliyor. Yani kontenjanları düşürdüler, ÖBP'leri şişirdiler. Dolayısıyla dengelemek için sınavın zor olması gerekir arkadaşlar. Bu anlamda bu sene sınavın zor olacağını size söyleyebilirim. Tabii ki sınavı hazırlayan ben değilim ama kendi tahminlerime göre ÖSYM bunu dikkate alacaktır ve sınavı bu sene zor yapacaktır. Ve matematiğin önceki yıllardan daha zor bir matematik olacağını ben size rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Sınav bittikten sonra yorumlarınızı yine bu videonun altına yazarsınız. Kamplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar varsa problem kampları ve sayısal mantık kampları hala devam ediyor. Olasılık kampları da olacak. Permütasyon kombinasyon olasılık kampı ve geometri kampı da olacak ve bir deneme kampı yapacağız arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşları videonun altına link koydum. Oradan başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa mutlaka haberdar olacaksınız. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.